Ahmet ustamızla güzel bir söyleşi yaptık. Şimdi merdivenleri çıkmaya devam edelim. Sırada mantolan var. Bir de ona bakalım. Durum neymiş? Abi, ha. Dostlar. Bimsin yüzeyinde sıvı olmadığı için, kara sıvı olmadığı için şu anda göremiyoruz ama ha gördük şimdi. Kaç getir oğlum bana? Şurada, şurada kara sıvı olmadığı için arkadaşımızın bu taş yününe taraklama işlemi yapmasının hiçbir mantığı yok. Çünkü buradaki bims yukarıdan aşağı terazisinde inmez. Mutlaka eğrilikler vardır. Eğer kara sıva yapsaydık ki bu kara sıvayı anolu şekilde yapmamız gerekiyordu. Mastarını da teraziyle yapmamız gerekiyordu. O zaman biz buna taraklama işlemiyle bunu uygulayabilirdik. Haliyle yapıştırıcımız da az giderdi. Şu an yapıştırıcı bayağı fazla gidiyor. Bu birinci konumuz. İkinci konumuz, bu işlemi buraya uygularken bakın şurada bir tane düşeyde ipimiz var. Bir tane de orada düşe ipimiz var. Sonra ikinci bir yatayda şurada ipimiz var. Onları sıfırlayarak giden bir ipimiz var. Şimdi bu yataydaki ipe göre yatay gidecek. Düşedeki ipe göre de yine gidecek. Bu şekilde bu cephenin maslarına ve terazisine getirmiş oluyorsunuz. Eğrilikleri, büyüklükleri engellemeye çalışıyorsunuz. Ancak malzemenin kendisinden de kaynaklı bazı eğrilikler var. Var mı ustam? Evet, malzemenin bazıları mesela şu eni 1 metre sallayarak konuşuyorum. Eni 1 metre geliyorsa öteki malzeme 90 geliyor. Bundan dolayı kaç o 60'lık mı? 60'tır. Ha, kimi malzeme 60 geliyorsa, kimi malzeme 63 veya 65 gelebiliyor. Veya tam tersi 53 veya 55 gelebiliyor. Orada bir sıkıntılar var ustalarımızın. Üçüncü konu, şu an dikkat ederseniz ustalarımızın hiçbirisinde paraşüt ve emniyet kemeri yok. Artı yukarıda yaşam halatımız da yok. Sıcağı orada. Gazetesinin gazetenin ıslandığına bakın. Hava sıcak. Hava sıcak. Şimdi burada yani arkadaşlarımız beni duyuyorlar. Onlar arkasından falan konuşmuyorum. Yaşam halatının olması gerekiyor. Ve kesinlikle emniyet kemerlerinde buna bağlı olması gerekiyor. Çünkü şuradaki yani boşluk bakın vatandaşın ayağından daha büyük boşluk. Bırakın boşluğu. Boşluk olmasa bile sıfır bile olmuş olsa ben bu platforma güvenmiyorum. Platformun aşağı her an inme riski var. Şimdi bununla alakalı hemen bu arkadaşların şeyleriyle, kalfalarıyla ve patronlarıyla hemen konuşacağız. Hemen bir istişare yapacağız. Burada gerekeni yerine getireceğiz. Yalnız ben daha evvel çok kez uyardım. Yaşam halatı, emniyet kemeri sağ olsun dinlediler. Yani söylediklerimi yapmıyor değiller. Ancak
Platformu yeni bir yere kurulduğu vakit yine aynı manzara karşımıza çıkıyor. Şu an burası 3. 4. kat. Daha çok yukarı falan çıkmadılar. Ama sürekli başlarında bulunmak gerekiyor. Hani bazı arkadaşlarımız diyorlar ya, altta görüyorsunuzdur, ustalara biraz rahat bırak da işlerini yapsınlar. Eğer rahat bırakırsam yukarıda 6. 7. katta Allah korusun başlarına bir şey de gelebilir. Veya ipinde yapmayabilirler. Veya misinayı yanlış bindirmiş olabilirler. Mesela düşeye yatayın binmesi gerekiyor. Burada benim gördüğüm kadarıyla yatay ip düşeğin altında. Yani düşey ipin hiçbir hükmü yok gibi bir şey. Yine var tabii ki. Sağ ve sol baştaki taş yünlerini düşey misinaya göre attıklarından dolayı yatay misinayı da o iki baştaki taş yönüne hizalayarak koyuyorlar ve arayı da ona göre dolduruyorlar. Çok sorun yok. Orada çok fazla baskı yapmıyorum. Ama özellikle yaşam halatı ve emniyet kemerinde orada birazdan bir tutam tutacağım. Yani artık bu konuyla alakalı tutam tutmanın zamanı geldi, geçiyor bile. Bir tutam tutacağım. Şimdi resmini de çekmiyorum arkadaşlarım. Bu tutana da bu resmi iliştireceğim. Ve ben bir ihtar çekeceğim firmaya. Ve bu şekilde hem kendimi güvenli bir noktaya almış olacağım, hem de arkadaşları güvenli bir hale getirmiş olacağız. Burası bizim mescit bölümümüz. Şimdi dikkat ederseniz yukarıdaki kiriş yüksekliği 45 ise buradaki kirişin yüksekliği 35'tir. Haliyle arada bir fark oluşuyor. Bakın şurada görüyorsunuz, arada bir fark oluşuyor. Ancak zemin katta çirkin görüneceğini düşünüyoruz. Çünkü yukarı katta burası içeriye doğru gömülü. Burası içeriye doğru daha da gömülü. Haliyle burada çirkin görüneceğini düşündüğümüz için alt seviyesini aynı hizaya getirmek istiyoruz. Ondan dolayı da buraya böyle bir lento, demirden bir lento var veya kiriş şişirmek gibi bir olay yapıyoruz şurada. Aynısını burada yapacağız. Bakın burada bir demirle ustalarımız bir işte lento yaptılar. Üzerine bimsle geçtiler ama bu sehim yaptı. Bu olmadı. O yüzden onu söktük. Aynısı burada vardı. Bunu söktük. Şimdi burada ustamız aşağı düşümünü yaptı. Demir doğramayla. Bunların yüzeyleri şimdi ona göre kaplanacak. Ondan sonra bunun üzerine mantolama yapılacak. Şimdi altının kör kasasında yine değişen, artık 9. ekibimiz oluyor bu. 9. ekibimiz, kör kasadaki 9. ekibimiz burayı yapmaya çalışıyorlar. Aynı olay burada yapılacak. Aynı olay yine orada yapılacak. Burası bizim bekçilerimizin kaldığı bir ortamdı. Bundan yaklaşık 10 ay evvel gece bekçilerimizin kaldığı bir ortamdı. Bu duvarlar yıkılacak zaten. Yine bunu da göstermek istedim. Normalde burada gösterecek bir şey yok aslında ama bu arkadaşlar dediğim gibi 9. ekibimiz. Yani şu an buradaki yapılan bu basit detayı da göstermek istedim. Çünkü cephe, yani burada baktığımız zaman çirkin bir görüntü olacak. Burası dar, burası yüksek görünecekti. Yani aynı hiza olsun diye, biçimli olsun diye burayı böyle yaptık. Yoksa elbette buradaki pencere, yukarıdaki pencerelerden biraz dar olacak haliyle. 3-4 tane falan bir kapı pencere burada. Farklı olacak ölçüsü. Bu nedir diyeceksiniz.
Bizim mimari projemizde şu görmüş olduğunuz sütunun devamı niteliğinde burada bir kabartmamız var. Mimari görüntü olarak bunu yapmamız gerekiyor. Tabii ki bunu betonarme olarak yapmadık. Yoksa bunu yani taşıtabilirdik de ileri doğru. Ancak şu aşağı çıkıntısı bizim için sıkıntı olabilirdi. Olabilirdi. Konsol kirişlerle, yürümelerle bunlar olabilirdi. Ancak cepheye kuracağımız platformdan dolayı sıkıntı olacağını düşündüğümüz için veyahut da boru iskele kuracağımız zaman sıkıntı olabileceğini düşündüğümüz için biz bunu daha sonra çelik konstrüksiyon yapmaya karar verdik. Ve göründüğü gibi de öyle de yaptık. Bunun üstü kapanacak. Böyle görüntü olmayacak. Üstü kapanacak. Hatta seramik onun ucuna kadar gelecek. Aynı görüntü orada var. Görüyorsunuz. Yine buranın da üstü kapanacak ve seramik buraya doğru devam edecek. Aynı şey diğer dairede demir doğramacıların çalıştığı bölümün üst kısmında da var. Aynı mevzu. Buradaki kuyunun üstü açılmış. İçine bir miktar pislik düşmüş. Temizlenecek. Ve üstü kapanacak. Şimdi burada arkadaşlarımız çalışıyor. İşte bunlar o az önce görmüş olduğunuz şuradaki şu yataydaki görüntüyü veren arkadaşlar bunlar. Demir doğramanın üzerine Bordex denilen bu kaplama malzemesini sudan giderilmeyen bu ürünü üzerine yaptırdık. Önce ellerindeki bağlantı yerlerine göre, kaynaklayacakları yerlere göre önce bu görmüş olduğunuz köşe bentleri yerlerine sabitliyorlar güzelce. Vidalıyorlar, sabitliyorlar. Ondan sonra bakın şurada zaten bir örneği var. Görünüyor. Bunların güzelce kaynaklamalar yapılıyor. Evet. Burası daha net. Ben yine şuradaki konsolu yapmıştım. Yarısını onu kırdırdılar. Yani kırmak zorunda kaldık. Platform hareket etmediği için. Bakınız orada görüyorsunuz. Önce bu konsol eleman. Yine bu eleman. Sonra bu eleman yapılıyor. Şimdi birazdan arkadaşlarım bu görmüş olduğunuz malzemeyi yukarı kaldırıp yapıştırıp kaynaklama işlemlerini yapacaklar. Ondan sonra da bordekslerini vidalayacaklar, tutturacaklar. Yine onları da yaparken inşallah görüntü alıp göstermeye çalışırım. Abi kolay gelsin. Ne zaman asıyoruz bunları şuraya? Yarım saat sonra. Neyse tek getirebilirsek sizden bir görüntü alalım. Malzeme bu. Göründüğü gibi belli bölgelerden de makaslamaları var. Olabildiğince salınımı az olsun, sıkıntısını az olsun. Bize sıkıntı vermesin diye. Parça parça görüntüler alıyorum inşaattan. Artık yani bunlar uzun görüntülerdi bunlar. Parça parça görüntüler bunları birleştireceğiz. Bakınız burada bir cam tuğla işimiz var. Bu iş bizim için çok sıkıntılı bir konuydu. Uzun bir süreçten geçti bu cam tuğla işi. Çok uzun bir süreçten geçti. Nihayetinde bu işi yapabilecek, daha doğrusu bu işi yaptırabileceğimiz birisini bulduk. Çünkü insanlar bakın bizim her katta bu kadarcık bir cam tuğlamız var. Boyu 2 metre. Şu en iyisi, genişliği ise gördüğünüz gibi 40 santim civarı bir şey. Gerçekten aşırı bir nazlanma insanlarda. Yani normalde bunun metrekare ürün fiyatı ortama 40-45 lira. Tabii ki bu dar ve her katta olduğu için, işçi biraz ağır olduğu için 80 diyen oldu, 100 diyen oldu. 100 lira diye de verdim ben bunu. En sonunda 100 liraya anlaştığım bir adam geldi bana. Abi dedi ben bunu 100 lira yaptım ama bunun altının düzlemesi, temizlenmesi. Bakın şurada bir strafor var.
XPS. Bu XPS'in buraya konulması, bunları bu şekilde tutturma işlemleri çok uzun sürdüğünden dolayı benim hakkımdır. Şu kadar yevmiye harcadım. Metrekareye böldüğüm vakit metrekarede bana eğer bir artı 15 lira daha verirsen ben de zarar görmem. Kendimi kurtarırım. Bu şekilde senin işin görmüş olur dedi. Ama iş bitti. Yani öyle söyleyeyim ben size. Ben de ustam zarar görmesin diye iyi niyetli olarak metresinde yani metrekaresinde bir 15 lira daha fazladan verdim. Yaklaşık her katı zaten bizim 1 metrekarelik bir işimiz var. Yani katını 100 lira değil de katını 115 lira yapmış oldurdum. Metrekaresini 100 lira değil 115 lira yapmış, yaptırmış oldum. Ama işimi gördürdüm. A bloğun cam tolaşı bitti. Bunu tabii ki çekemedim. O süreçte ben Ankara'da değildim. Bütün her şeyi ayarlamıştık. Bakın şurada bir sac var. Bu sacı ben büktürdüm. Bu U şeklinde bir sacdır. Yani bu malzemeyi hem dışarıdan hem içeriden bu şekilde şöyle şu şekilde kelepçeliyor. Aynı şekilde burada da var. Bunlar vidayla şuradaki duvara ve şuradaki kolona giriyor vidayla. Aradaki boşluğu da XPS'e doldurduk. Buradan da şimdi gelecek. Buraya kapatacak. Zaten burasının işlem bitmiş durumda. Burası yangın merdiveni. Çok böyle göz önünde bir alan değil. Ancak eğer istersek şu kalınlıkta burayı alçaladı da doldurabiliriz. Herhangi bir mahsur yok. Bunun imalatıyla alakalı zaten bir çekim yapacağım. Ustamla bir röportaj inşallah gerçekleştireceğiz. Orada da hem sizin yorumlarınızı hem görüşlerinizi hem de bu işin detayını daha iyi bir şekilde anlayabileceğiz. Ben yapmıştım sana. İyi abi. Hemen birer punt atıp ondan sonra kole vinci göndereceğiz. Eyvallah abi. Bakın şurada çok ince bir şey var. Demir doğrama geride. Çok ufak bir fark var. O ufak farkın sebebi kullanacağınız malzeme ve yapacağınız sıvanın kalınlığına göre. Orada boşluk bırakıldı.
çözelim, diğerini alalım. Sal abi, sal abi. Sağ. Şimdi bunun ufak bir şekilde puntolandı, yerine konuldu. Şimdi bunun düzgünce kaynaklanma işlemi var. Onu yapacak arkadaşlar. Yalnız şuradan bir şey göstereyim ben size. Bakın şu an şu bordex neredeyse beton sıfır sayılabilir. Arada belki birkaç milim fark olabilir ama önemli değil. Sıvayla kapanır orası. Yani burası düz olacak. İkisi hem yüz şekilde olmuş olacak. Bitiş imalat olarak söylüyorum. Yalnız burada bir şeysizlik oldu, ölçüsüzlük olmuş. Onu da söylemeden geçmeyin sizlere. Gördüğünüz gibi oradaki yüzde herhangi bir sıvama işlemi yokken şuradaki yüzünde mineral daha bitmiş. Mantolaması mineralı bitmiş, bitirmişler. Yani şimdi ne olacak? Bordex yaptığı zaman biraz bordex aşağı doğru fazla inmiş olacak. Yaklaşık yarım santim falan aşağı inmiş olacak. Oraya da ya ince bir strafor yapacağız, orayı kazıyacağız. Ya ince bir strafor yapacağız ya da oraya bir işlem uygulayacağız. Orayı da aynı seviyeye getirmeye çalışacağız. Çünkü bunu daha fazla yukarı kaldıramayız. Yukarı kaldırırsak yukarıdaki seramiği bunun üzerine bastıramam. Bu sefer burası yukarıda kalacak. O da hiçbir şeye benzemeyecek. Ondan dolayı buradaki imalat artık bu şekilde olacak.